bir açıklama var Kulüpler Birliği'nden. Biz de bunu Emin Çağlar'la konuşacağız. Önce ne olduğunu bir öğrenelim, ardından da değerlendireceğiz. Çünkü yeni bir açıklama, bir süredir de bununla ilgili beklentiler vardı. Nedir gelen açıklama Emin? Serap, şimdi artık Kulüpler Birliği sürekli söylüyordu, bıçak kemiğe dayandı. Bu konu nedir? Yayıncı kuruluşla Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki durum. Yayıncı kuruluş sürekli indirim talep ediyor. Federasyon bu indirime cevap veriyor ama kulüpler artık bunun dayanılamaz olduğunu söylüyor. Öncelikli madde buydu. Kulüpler Birliği'nde bugün bir görev değişimi vardı. Ahmet Nur Çebi yeni başkan olarak Ahmet Ağoğlu'na görevini devretti. Kulüpler Birliği AŞ kurulmasını istiyor. Türk futbolunda federasyonun değil Kulüpler Birliği'nin söz sahibi olmasını istiyor. Şu anda da onları en çok zorlayan konuların başında yayıncı kuruluşun sürekli indirim talepleri geliyor. Yani indirim geliyor, federasyon bu indirimi kabul ediyor. Başlangıçta belirlenen ödeme üzerinden daha sonrasında indirim talepleri geliyor, indirimlere gidiliyor ve ödemeler de vaktinde alınamıyor mu? Bu yönde mi? Aynen öyle. Şöyle söyleyelim. Son 5 sezonda 679 milyon dolar indirim yapılıyor. Yani 500 milyon TL olması, dolar olması gereken ihale şu anda 215 milyon dolar. %50'ye yakın bir elden fazla bir fark var. Özellikle Anadolu kulüpleri için bu çok büyük bir rakam. Kulüpler Birliği şunu da düşünüyor. Bir ay önce Sayın Ali Koç bir spor basınıyla yaptığı buluşmada gerekirse ilk hafta maçlarına çıkılmaması düşüncesi benim fikrim demişti. Ve Habertürk yayınında da şunu vurgulamıştı. Biz kulüpler, özellikle dört büyük kulüp el birliği içinde olursak, söz birliği yaparsak, güç birliği yaparsak federasyon bize karşı gelemez. Yani ne demek istiyor? O zaman işte Bein Sports yayıncı kuruluş federasyona bu dayatmaları yapamaz diyor. Rakamlar korkunç. Pandemiyle beraber zaten gelirler çok azaldı, hatta hiç yok. Sürekli faiz ödeniyor ama gelir yok. Kulüplerin yaşaması için en önemli para yayıncı kuruluştan gelecek para. Federasyon bir kez daha vurguluyor. İndirime karşıyız artık. Bizim hakkımız neyse onu alalım istiyorlar. Bu konu önümüzdeki haftalarda çok konuşulacak. Kulüpler şunu da söylüyor. Belki 3. 4. haftalarda maça çıkamayacak kulüpler var. İşte o zaman nefes yetmediğinde o kulüp maça çıkamayacak diyor. Bunun önüne geçilmesini istiyor Kulüpler Birliği Federasyon'dan. Peki Kulüpler Birliği ile Federasyon neden bu konuda ayrı düştü? Neden federasyon bu indirimlerin önüne geçmedi ya da bu talepleri bugüne de kabul etti? Kulüplerin bu konudaki mağduriyetlerini dile getiriyorlar, taleplerini dile getiriyorlar. Bu yeni bir konu değil. Neden bugüne kadar bu yönde destekleyici olmadı kulüplerin yanında federasyon, ya da olmadı mı? Olamadı. Senin söylediklerinden onu anlıyorum. Neden olamadı? Çünkü ortada bir teminat mektubu vardı ama bu teminat mektubu Türkiye Futbol Federasyonu'nda değil, yayıncı kuruluşta. Teminat mektubu olmadığı için de o indirimleri kabul ediyorlar. Bu kadar basit. Artık federasyonun yani mektubu o tarafa mektubu kim verdiyse... bağlıyor federasyonun evet, elini. Öyle aynen mi? Öyle, aynen öyle. Kulüpler Birliği de artık bunun değişmesini istiyor. Son olarak rakamı söyleyelim. Haziran'da 700 milyon TL'ye yakın bir ödeme olması gerekiyordu. 2021-22 sezonu için yayıncı kuruluştan federasyona 700 milyon TL yok. Yani bu sadece indirimler değil, indirimler dışında zaten indirimler mutabakata dışında, varılan mutabakata varılan tutarın ödemesinde de aksaklıklar yaşanıyor. Mesela %25 peşinatın ödenmesi gerekiyordu Haziran ayında, yeni sezon için yok. En büyük sorun bu. Bu değil sadece. Onun dışında 3 tane daha madde var. Yayıncı kuruluşta olan konuyu söyledik. Yayıncı kuruluşta olan konu şunu da beraberinde getiriyor. Söylediğim konuyu, maçlara çıkmama kararını. Maçlara çıkmama düşüncesini. Bu bir düşünce ama hayata geçecek gibi gözüküyor. Özellikle Anadolu kulüplerinin yaşaması gerekiyor. Para gelmediği sürede nefes almaları çok zor. Evet. Diğer iki madde ne de onu da hemen söyleyelim. Yabancı kuralının serbest olmasını istiyor Kulüpler Birliği. Kısıtlamalara karşılar. Belki de Avrupa demeyeceğim. Dünyada son 10 yılda her yıl yabancı kuralının değiştiği bir ülke yok. Ama Türkiye'de sürekli değişiyor. 14 olan yabancı kuralın serbest bırakılmasını istiyor Kulüpler Birliği. Kısıtlama gelsin istemiyor. Gelecek sezondan itibaren 8 artı 6'nın 6 artı 4'ün olmasını istemiyorlar. Avrupa ile mücadele, büyük kulüplerle mücadele edebilmek için serbestlik istiyorlar. Bununla beraber
teşvik de var tabii ki. Yerli oyuncu oynatan takıma teşvik verilmesini istiyorlar. Milli takıma ne kadar çok Türk oyuncu gönderilirse o kulübe teşvik verilmesini de istiyorlar. Bunlar da oradaki alt maddeler. Bunu da söyleyelim. Evet Emin, bu arada Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız telefon hattımızda şu anda. Onların da değerlendirmelerini alalım. Merhaba Serdar Bey, merhaba İbrahim Bey. Merhaba, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Bu yeni değil. Belli ki Emin Çağlar'ın da anlattığı gibi geçmişten beri süre gelen bir konu, bir sorun. Sizin değerlendirmeniz nedir Kulüpler Birliği'nin açıklaması ile ilgili? İbrahim abi başlasın. Buyurun, buyurun İbrahim Yıldız. Şimdi biraz önce Emin konuyu özetledi. Biz de zaman zaman bu meseleyi yazıyoruz, aktarıyoruz. Hı hı. Sorun bugünün sorunu değil. Evet. Birikmiş bir sorundu. İşte sizin de belirttiğiniz gibi yayıncı kuruluş, Katarlı şirket, Beyin Sport adındaki şirket sürekli indirimlere gitti. Kulüpler bu konuda ne yazık ki seslerini duyuramadılar. Yani kime duyuramadılar? Federasyona, Futbol Federasyonu'na duyuramadılar. Ve diyorlar ki biz kulüplerin temsilcisi federasyon olduğuna göre bizim hakkımızı da federasyon bizim adımıza ve bizim lehimize korumak zorunda diyorlar. Ama bugüne kadar bakıyoruz federasyon Katarlı şirketin tüm indirimlerini kabul ediyor. Böyle olunca da iş artık bıçak kemiğe dayandı. Parasızlık büyük ölçüde bütün kulüpleri çok zor durumda bıraktı. Artık transfer yapmama tekne bile girdiler. Siz bakmayın şu anda transfer haberleri dolaşıyor ama gerçekten kulüplerin işi çok zor. O nedenle yayıncı kuruluştan gelecek paralar kulüplerin hayatını sürdürmeleri için geçmişte de böyle olur muydu? Yayıncı kuruluştan böyle indirim talepleri, ödeme aksamaları geçmiş yıllarda da olur muydu? Bu yayıncı kuruluşta başlayan bir şey. Sürekli oluyordu. Geçen yılda özellikle oldu. Pandemiyi de kullanarak oldular. Yani ihale şartnamesine uyulmadığını görüyoruz. Burada biraz önce Emin'in de bahsettiği gibi bizim de daha önce yazdığımız şekilde bir teminat mektubu sorunu var. Ancak bu teminat mektubunun federasyonda olmadığı, kayıp olduğunu yazdık. Federasyon bu konuyla ilgili bugüne dek hiçbir açıklama yapmadı. Çünkü kulüpler diyorlar ki ihale şartnamesinde teminat mektubu var ise bu bir hukuki sorundur. Teminat mektubunu biz yürürlüğe koyalım. Onun da değeri 160 milyon dolardır. En azından oradaki parayı alıp değerlendirelim, kullanalım diyorlar ama teminat mektubunu sanıyorum ortada olmadığı, kullanılmayacağı artık kesinleşmiş gibi. Bugünkü toplantıdan çıkan sonuç şudur. Artık kulüpler diyorlar ki bizim dayanacak gücümüz yok arkadaş. Biz maçlara çıkmayacağız. Bu ilk kez belki de Türkiye'de söylenen bir söylemdir. Belki ilk kez uygulanacak bir uygulamadır. Yani bu iş böyle giderse 4 kulüp başkanı bir araya gelmiş. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bir araya gelerek biz maçlara çıkmıyoruz diyorlarsa bu ciddi bir sorundur. Futbol Federasyonu bu konuyu tekrar masaya yatırıp değerlendirmek zorundadır. Futbol bir anlamda kaos ortamına doğru gitmekle karşı karşıyadır. Bu iş çözülmezse gerçekten Anadolu kulüplerinin yaşaması çok çok zor. Zaten bankalarla yaptıkları anlaşmalarda tüm gelirleri oraya gidiyor. Ancak faizlerini ödeyebiliyorlar. Para yok, pul yok, bıçak kemiğe dayandı diyebiliriz. Bu sorunun çözümü mahkemeye kadar gidebilir. Hatta federasyondan bazı üyelerle görüştük. Onlar da Kulüpler Birliği bizi zorlasın, gerekirse mahkemeye gidelim diyorlar. Yani gerçekten futbolumuz bir kaos ortamına dönüşmüş durumda. İş nasıl çözülecek? Bir belirsizlik var. Federasyon bu konuda nasıl bir karar alır? Orası bir muamma. Gerçekten federasyon kulüpler adına bir adım atabilir mi, atamaz mı? Bir belirsizlik var. Bu konuda bir şey söylemek gerçekten güç gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz ama şurası kesin. Artık kulüpler federasyona rağmen bir şey yapacaklar. Ne yapacaklar? Ellerindeki tek koz biz maça çıkmayız diyecekler. Bu çok önemli bir karardır. Avrupa'da bazı ülkelerde bunu gördük. Ama orada ne vardı? Sendikalar var. Sendikalar maçta çıkmayız diye dayatıyorlar, çıkmıyorlar. Türkiye'de bu uygulama ilk kez belki de olacak. Bu anlamda kulüplerin bu talebi, bu isteği ancak bu şekilde çözülebilir diye düşünüyoruz. Şimdi gözler hem federasyonda hem de yayıncı kuruluş Katarlı şirkette. Belki de Katarlı şirket bundan sonra ben yayın yapmayacağım diye diyebilir. Yani bir belirsizlik var. O nasıl çözülür? Bu önümüzdeki hafta bunu göreceğiz diye düşünüyorum. Serdar Ali Çelikler, bu nasıl çözülür bir belirsizlik var diyor İbrahim Yıldız. Sizce nasıl çözülebilir? Çözüm mümkün mü yoksa bu büyük bir krize mi dönüşecek? Ne dersiniz? Ülkede bir futbol federasyonu yok. Önce onu bilelim.
ülkede bir futbol memuriyeti var. Yüksek futbol memurluğu var. Yüksek futbol memurunun başı da Nihat Özdemir. Kendisi ne olursa olsun her şeyi Beştepe'ye bağlıyor. Efendim o öyle istedi diyor. Yani o bu öyle istedi diyor. O yaptı diyor. Bu yaptı diyor. Ama her zaman bu doğru olmuyor. Bu yayıncı kuruluşla ilgili durum da şudur. Federasyon açık ve aleni bir şekilde yayıncı kuruluşun tarafını tutuyor. Kulüplere karşı açık ve aleni bir şekilde yayıncı kuruluşun tarafını tutuyor. Neden? Bundan yaklaşık 2-3 yıl evvel yayıncı kuruluş dedi ki ya dedi biz dedi Katarlıyız, şuyuz, buyuz, çok yakınız işte Türkiye'yle. Her türlü ikili ilişkimiz harika. Siz şu teminat mektubunu bize bir geri verin dedi. Bunlar da hemen tabii efendim dediler. Bit tabii ne demek, başımızın üstüne dediler, verdiler. Sonra da yalandan dediler ki devlet garantisi verdiler bize. Yani Katar bize devlet garantisi verdi. Şeyi aldı, ne derler onun adına, teminat mektubunu geri aldı ama bize devlet garantisi verdi dediler. Şimdi o zaman ben bizim kulüpler birliğinin yerinde olsam hep beraber toplanır giderim Beştepe'ye. Derim ki efendim yani Katarlı artık sordunuz bizim. Çünkü bizim bu yayıncı kuruluşla falan değil. Madem devlet garantisi verildi. Bizim bir sorunumuz Katar'la. Siz bu teminat mektubunda ne vardı? Mevzu teminat mektubunda... Teminat mektubunda şu var. Şimdi siz bir şirketsiniz. Diyorsunuz ki ben bu 5 yıl boyunca bu parayı size ödeyeceğim. Hı hı. Oldu ya şirket battı. Oldu ya şirket işten vazgeçti. Oldu ya birden ülkeden gitmek istedi. O zaman federasyon elinde boşluk kalmasın diye 150 milyon dolarlık bir teminat mektubu almıştı. Yani Dijitürk herhangi bir şekilde ayrılırsa diye bir teminat mektubu almıştı. Şimdi o teminat mektubunu da geri veriyor ve her sene de bu adamlar indirim istiyor. Her sene taraftara bindirim yapıyorlar fiyatlara. Her sene bindirip kulüplere indirip. Şimdi o zaman da böyle başa böyle tarak. Bu federasyona kalsa siz hiç para vermeyin. Yeter ki siz devam edin. Aman bizim canım yayıncımız derler. Çünkü federasyonun içinde açık ve net bir şekilde Katar kliği var. Bein kliği var. Ben bunu çok net söylüyorum. Bu klikten kurtulamadığı müddetçe federasyon kulüpler lehine bir karar alamaz. O yüzden de kulüpler de artık hakikaten bir birlik gibi davransın. Bugün Alanya katılmamış toplantıya. Şimdi kaç kulüp var birlikte bu açıklamayı yapan Serdar Bey? Kaç kulüp var? Çünkü 4 büyük kulübü... 20 kulüp var. 19 tanesi katılmış. Ve bir tek Alanya Spor katılmamış. Alanya Spor madem katılmıyor o da o zaman az verilen paraya razı olsun. Geri kalan 19 tanesi de gitsinler Beştepe'ye hep beraber. Desinler beyefendi durum bu. Yani bu federasyonun içerisinde bu federasyon bizim federasyonumuz değil. Bein'in federasyonu. O yüzden hani durum budur desinler anlatsınlar. Ancak sorun öyle çözülür. Maçlara da çıkmasınlar. Peki İbrahim Bey, maçlara çıkma böyle giderse maçlara çıkmayız mı diyor kulüpler yoksa maçlara çıkmayacağız mı? Taraflarımızın dikkatini alınmaması halinde maçlara çıkmamakla dahil her türlü şeyi değerlendireceğiz diyorlar. Değerlendirin abi yani çıkmayın. Çıkmayın abi yani birlik olduğunuzun bir farkına varın yani. Siz olmazsanız lig yok. Siz olmazsanız birlik yok. Siz olmazsanız bin yok. Siz olmazsanız lig ne demek lig? Lig zaten İngilizce birlik demek. Siz olmazsanız bu yok öyle bir şey yani. Futbol yok. Siz olmazsanız yayıncı da yok. Siz olmazsanız federasyona da gerek yok. Bir gücünüzü gösterin abi bir zahmet yani. Yani bu zamana kadar çok geç kaldılar. Açık söyleyeyim kulüpler birliği de çok mıymıntı davrandı. Bundan sonra yapmaları gereken bugünkü açıklamadaki gibi cesur olmalarıdır. Zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri de yoktur. Evet. Senin belki bir sorun olacaktı. Evet, yok sorun yok zaten her şey çok net bir şekilde söyledi. O zincirlerin kırılması gerekiyordu. Bu federasyonun içerisindeki bin Katarlı kliği kırılmadığı sürece bu sorunlar hep devam eder. Bunu açık söyleyeyim ben. O evet. Kliğin kim olduğunu da kulüpler iyi bilir. Zaten şurada Ocak'ta ihale var. İhaleyi de kulüpler birliği yapsın kardeşim. Yeni yayıncıyı seçsinler. Artık bu sorunlar bitsin. İbrahim Bey siz ne dersiniz? Bir Katar kliği var dedi Serdar Bey. Serdar'ın görüşüne de katılıyorum. Bu yayın meselesinde kulüpler birliği zaten şirketleşme kararı aldılar. Sanıyorum işte bu ihale bittikten sonra Ocak ayı sanıyorum kulüpler birliği o yayın ihalesine girecekler. Bu yayın meselesi de orada çözülecek. Ancak o zamana kadar giderilmesi gereken sorunların da masada olduğunu görüyoruz. Federasyon sanıyorum kulüpleri bu kez dikkate alacaktır. Çünkü maçlara çıkmayacağız kararı kesin gibi gözüküyor. O anlamda federasyonun artık
zor durumda olduğu, Katarlı şirket değil de kulüplerin yanında olduğunu anladığını biz de göreceğiz diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Burada tabii birliğin içinde birbirini satanlar da olmasın diye umuyorum. Yok, sanmıyorum. Bugünkü yani. Toplantı... Yarın bir gün dört tane kulübün telefon gelir abi, biz vazgeçtik demesinler yani. Yok, bugünkü toplantıda fikir birliğine vardıkları anlaşılıyor. Kaldı ki dört büyük kulüp bu işin lokomotifi. O anlamda konuştum kulüp başkanlarıyla da. Artık bıçak kemiğe dayandı. Yapacak bir şey yok. Federasyon bizim adımıza ve bizi savunmak zorunda diyorlar. Onun için yok, geri adım atmaları beklemek mümkün değil. Yani inşallah birlik olduklarının bir artık farkına varırlar. Onu söyleyeyim. O gözüküyor. Sanıyorum bir sonuç alınacaktır. Peki. İbrahim Yıldız çok teşekkürler. Serdar Ali Çelikler çok teşekkürler yorumunuz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet. İyi akşamlar. Yani kulüpler diyorlar ki böyle giderse biz maçlara çıkmayacağız önümüzdeki dönemde. Bakalım sonra çok net bir şekilde 13-14-15 Ağustos'ta sezon başlayacak. Başladıktan sonra neler olacağını göreceğiz. Yolda göreceğiz nasıl olduğunu. Bir talepleri daha vardı. Merkez Hakem Kurulu ve federasyon kurullarının seçimine ilişkin. MHK'nin atamayla değil seçimle gelmesini, disiplin kurulu, tahkim kurulunun aynı şekilde atamayla değil kulüplerin seçimiyle gelmesini istiyorlar. O da zaten hatta ligi belirleyen bir unsur onların gözünde. Peki Emin Çağlar çok teşekkürler. Bu sıcak teşekkür gelişmeyle ederim. Noktalayacağız ana haber bültenini. Saat başında da Mehmet Akif Ersoy Nedir Nedir'le karşınızda olacak. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.